İşin uzmanları bayılıyorum rakamlara hükmeden insanlara. Olmadı bende rakam bilgisi, matematik bilgisi. Sol beynim pek çalışmıyor. Benimki çene, anlatabilme, sağ beyin. Öyle söyleyeyim. Bir baktım haberlere. Ocak, Şubat 2021-2022 karşılaştırması. Bütçenin gelir kalemi. Hiç alışılmadık bir bilgi var orada. Vergi dışı gelirler. Yani para cezaları uçmuş uçmuş. Sebebi ne? Bir araştırdık ki Ercan Seki ile birlikte evet, trafik cezaları. Hu! Yağmur gibi ya ceza geliyor ya bundan sonra kapınızı ceza çalacak. Ben deniz, bilmiyorum, katılır mısınız bana? Karayolları eşittir olmuş bütçemiz için para yolları. Vergi dışı gelirler karşılaştırması. 2021-2022 Ocak Şubat kabaca 55-60 günlük o değerlendirme. 2021'de Ocak Şubat aylarında bütçede 31 milyar liralık işte vergi dışı gelir gözüküyormuş. Baktığınızda 523 milyon liralık bölümü şu cezalardan gelen paraymış. Aa! Burada ben bir hata yaptım. Rakamlarda bir hata var arkadaşlar. Umarım benim yazdığım rakamlar değildir. 2022'ye baktığınızda ise uçmuş gitmiş fiyat. Neredeyse 4 katına çıkmış. Peki bu farkın ana başlığı ne? Kamu iktisadi teşekkülleri, devletin kitlerinin para transferi, bankaların faiz gelirleri, kamu bankalarının gelirleri, işte o faiz geliri ve cezalar oluşturuyor. Baktığınızda en az, en az 3 milyar liralık trafik cezasının yazıldığı söyleniyor. Neye dikkat edeceğiz? Otoyol radarlarına. Neden? Çünkü turnike sistemi de var. Yani girdiğiniz bir gişeden çıkışınız ölçüyorlar. Bu mesafeyi bu kadar saatte ne kadar zamanda hangi hızda alır? Ve ne yapıyorlar? Pek çalıştırılmıyordu bu sistem. Ocak Şubat ayında trafik cezaları, trafik kazaları Hepsi üst üste bilince de tabii ki sistem çalışmış ve devlete gelir olarak kaydedilmiş.